Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Medine-i Münevvere'nin ziyaret yerleri. Medine-i Münevvere hac emre dahil değil. Hac emre Mekke'de yapılır. Medine ziyareti onun dışında ayrı bir fazilet. Önce bakalım inşallah Medine'nin bulunduğu yer. Son peygamberin Mekke'de doğacağı, sonra Medine'ye göçeceği kitapta yazılmıştı önce kitaplarda. Biliniyordu evvelce. Medine'nin bulunduğu yer boş bir araziydi orası. Arap Yarımadası'nda Hicaz bölgesinde, oraya böyle. Çölün bittiği yerde tarıma elverişli, yeraltı suları bol olan bir yer, Medine'nin bulunduğu yer böyle. Issızdı, boştu, orada kimse yaşamıyordu Medine'nin böyle. Tabi Rabbim vakti gelince, Rabbim insan gönderdi oraya böyle. Yuşa Aleyhisselam, Musa'nın o peygamber oldu. Kurusu yeri alınca Hicaz topraklarında, onun halkı ona kaçtılar. Ona kaçanlar Güneydoğu'ya gittiler. O zamanlar kimlere başarı bulursa oraya konuyordu böyle, kabileler. Bunlara gele gele baktılar ki bir güzel bir arazi. Yani tarımı elverişli, yeraltı suları var. Havası güzel bir yer. Oraya kondu bunlar. Bir kısmı. İlkin adı Yesrib'di. Adı Yesrib oldu, oranın adı böyle. Bu kavim Amerika deniyor, Le ile. Lübeck'in Le'si. Sonra aradan zaman geçti. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları atılınca Babil hükümdarı Buhtun-Nassar denen müşrik tabii kendisi de Kudüs'e saldırdı. Kudüs'ü yaktı, yıktı, harap etti. Mevsim Aksa'yı yaktı, yıktı oralarını, kitapları hepsini yaktı, teröratları da. Ve bir muazzam bir katliam oldu, katliam böyle. Kudüs yollarına sel gibi kan aktı. Kalan da esrala götürüyor bunları Babil'e. Oradan kaçanlar vardı, kurtulanlar böyle. Üç kabile, Beni Nadir, Kureyze, Beni Kaylukader, üç Yahudi kabilesi. Bunlar oradan kaçıp güneye doğru gittiler. Her tarafı çöl tabii bir yere bulamadılar. Medine'nin bulunduğu yere geldiler. Oradaki Amerika kavminden izin istediler. Medine'nin dışına yerleşti bunlar da. Üç kabile, Arap kabilesi, Yahudi kabilesi. Zamanında Yahudiler daha çoğalda kuvvetlendiler. Bunlar bu sefer merkeze kaydılar. Öbürlerine kovdu oradan. Sonra Yemen tarafından bir kabile geldi. Belkıs vardı, Yemen melikesi Belkıs. Babası insan, annesi bunun cinniydi böyle. Yemen'de, Sana şehri, o zaman baş şehirleri de, oranın devlet başkanı kendisi. İlk olarak tarihte o yaptırdı, bir baraj yaptırdı, su barajı yaptırdı böyle oraya. Sonra zamanla halk oradan azını tabi oradan sel geldi. Bütün bu sel şehir yıktı. Barajları yıktı bunların böyle. Araziyi su aldı. Taş, toprak, çamur muazzam yığıldı. Yaşanmaz yere geldi. Arap kabilesinden biri vardı Harisi adında. Aldı kabilesini. O da kuzeye doğru Yemen'e gitti. Gele gele Medine'nin bulunduğu yere geldi. Oraya geldi. Orası güzel bir yer böyle. Üç kabile Medine'de yaşıyorlar o zamanlar. O da izin aldılar. Dışında konaklar oraya böyle. Zamanla bunlar çoğaldılar. Yağlı şey kaçırdılar. Bunlar merkeze kaldılar. Tabi bunu özetliyorum bunları. Sonra bu Harisi ölünce bunun iki oğlu vardı. Bir adı Evs,
Biri Hazreç. İki aralı bu kabile. İki aralı kabile. İki kardeş kabile olduğu halde bunlar Yahudiler. Bunlara kuvvetimi önlemek için araya fitne soktu aralarına bunları böyle. İki kaldı durmak savaştı birbirlerine bunlara böyle. Düşmanla birbirlerine savaşıyorlar. Tabi savaşta gençler ölüyor. Ana baba gözyaşı döküyor. Eşi dul kalıyor. Çocuklar kalıyorlar. Devam ediyor bu şekilde. Elhamdülillah İslam gelince Mekke mükerreme dolu İslam tabi orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok güç şartlarda yaptı görevini. Çok güç şartlarda böyle. Mekke müşrikleri çok azgın, yani yarı vahşi insanlar. Leş yiyorlar, leşleri, hayvan leşini yiyorlar. Hayvanın kanı içiyorlar, şarap içiyorlar. Alkolükler kendileri de. Öz kızını toprağa gömecek kadar da vicdansız insanlar. Böyle katı yürek insanlar böyle. Peygamber görevi onlara tabi irşad onlara bu şekilde. Tabi karşı geldi, çoğu karşı geldi bunların. Hatta 10. yılında nübüvvet deniyor. Yani Peygamber 10. yılında Peygamberimizin iki sevdiği kayboldu. Bir eşi Hatice validemiz, bir amcası Ebu Talip, üç gün önce. Önce bunlar en zor günlere başladı. Artık Peygamberimiz göre yapamadı Mekke-i Mükerreme'de böyle. Ancak hac zamanı, onun da hacca girdi Araplar. Tabi bildikleri gibi doğuşladı orada böyle, tavaf ederlerdi. Yani hac zamanında Peygamber geceleri Mekke dışından çıkar. Başlayan kabileden gelenleri İslam davet ederdi böyle. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri gene Mina tarafında gece arasında dolaşırken burada karşıdan bir karaltı geliyor. İnsanlar geliyor bir grup. 6 kişiymiş bunlar. Yakışık Peygamber sor nerelisiniz? İşte Medine'liyiz. Oturur musunuz lütfen biraz böyle? Bir konuşalım, sohbet edelim. Oturalım dediler. O gecenin sessizliğinde, seher vaktine doğru otururlar. Peygamber önce Kur'an-ı Kerim okudu, ayet okudu Kur'an'dan. Sonra Peygamber bunlara sohbet yaptı. Bunlar çok bunu etkilendiler, 6 kişi. Bunların sanki dünyaları değişti. Huzur buldu orada. Peygamber sonra kini ortaya koydu. Ben Allah'ın Resulü Peygamberim. İslam'ı dinlesi daha ödüyorum bu şekilde. Bunlar birbirine bir bakıştılar. Tabii şaşırdılar önce böyle. Bir şaşırlık devresi geçti. Çekildiler kenaraya, orada konuştular ve karar verdiler. Karar verdiler. İşte orada dediler. Nasıl olacak bakalım? Yani burada Aleyhisselam Hazretleri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tabi dediler, isim oldular ve sahabe oldular ama. Sahabe. En yüksek makam peygamberinden sonra. O makama geçtiler. Fakat tabi peygamberden o gecenin yarısında o hac aylarında mübarek Mina'da orada o sessiz yerde Akabe denen yerden orada iman edince artık peygamberi o kadar sevdiler ki anında işlerine pek aşı geldi. Dediler ya Muhammed izin ver bir burada kalalım Mekke'de kalalım dediler böyle. Ya hayır dedi peygamber. Siz Medine'ye dönün orada İslam'a çalışın. Çalışın böyle. Bunlar haçtan sonra döndüler Medine Münevvere'ye. 6 kişi muhteremler. Bunların işi gücü İslam'a çalışmak, hizmet oldu böyle. Kurma bahçelerinde, geceleri ev toplantıları, sohbetlerinde toplantıları bunlar böyle. İnsan yavaş Medine Münevvere'de artık yeşirmeye başladı. İslam'ın tohumu fidan orada böyle. Ersin'e geldiler, 12 kişi geldiler. Yine buluştular gece arasından sonra da böyle. Üç, tekrar öbür sene geldiler. 75 kişi, ikisi kadın geldiler. Ve Peygamberimizin bir şey isterler, muallim isterler, öğretmen din işareti böyle. Bu üçlü gelişlerinde dedi ki, ya Resulallah,
Sen de burada Mekke'desin. Her tarafın düşman sarılmış. Yani baskı altındasın. Durum altında, işkence altındasın burada. Kıra yapamıyorsun. İlla ki Medine'ye geldiler Peygamberimize bunlar. Davet ettiler. Peygamber anlaşım yaptılar. Beni kabul etti böyle. Peygamber eshabına izin verdi. Medine'ye başladı hicret. Başladı hicret. Tabi sahabeler genelde gizli gizliye gidiyorlar. Hazreti Ömer o açığa gitti. En son Peygamberimiz kaldı zaten Mekke-i Mükerreme'de. Peygamberimize izin verilince Mevlamız'dan hicret için Peygamberimize de Hazreti Bekir yanına aldı. Önce 3 gün bir mağarada kaldı. Sevr mağarası var. 3 gün bir peygamber, Allah'ın Resulü, hak peygamber, orada mağarada kaldı. Aklımıza gelir şey, bir soru işareti gelebilir. Peygamberimiz Miraç'a gitti Mekke'ye mükerremede, Miraç'a. Gökleri açtı, cennetleri gezdi. Kısa bir zamanda, neden acaba hemen gitmedi Medine'ye bir anda? Peygamber'e ümmeti tabi olması gerekiyor mu bu konuda? Eğer peygamber her işinde sürekli mucizeden faydalanırsa ümmet ona tabi olamaz. Yani peşine takılamazlar. Hızla gitti kaldı arkasında. Onun için peygamberi zahmet çekiyor ki ümmeti bunlara katlanması için nasıl gelenler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri normal yolunu bıraktı. Kızdeniz'in sahilinden gitmeye başladı. Tabii çok olur oldu yolda. Mucizeler oldu yolda böyle. Bu inşallah başka konuda açılır bunlar inşallah. Bu da genişli inşallah. Sonra Peygamber Hazretleri kuşluk vaktinde Medine'ye yaklaştı. Kuba köyüne geldi böyle. Şimdi bakın kadere bakın, ilahi hikmetine bakın muhteremler. Mekke halkı o gece Peygamber'i öldürmeye karar vermişlerdi o gece. Peygamber'i hiç önce böyle. Eylül bastırı altta böyle. Toplandılar en azgınları, pislikleri. Tabi İbrahim'i korudu mu? Bir şey olmuyor tabi. Koruyacak Mevlam onu. Mekke halkı Peygamber'i kaçırınca, yani evi kuşatma altından onu kaçırınca ilan ettiler, ödül koydular. Kim Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül, 100 deve. O zaman 100 deve olan kişi Mekke'de büyük bir zengin. 100 tane deve muhtemelenler. Tabi bundan sütleri var, yavru doğuruyor bunlar, çoğalıyor bunlar bu şekilde. Kessen eti muazzam, 6 ay evinde geçiriyor etinden de böyle, büyük hayvan tabi. Ne kadar varsa artık böyle o müşriklerin pislikleri, azgınları, eline kılıcını alan, okunu yayını alan, eline altına balta, külü alan, peki arıyorlar her taraftan böyle böyle. Mekke halkı onu böyle ararken, Medine'de habere geldi ki, Hazreti Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkmış, Medine'ye geliyor. Medine'de 3 türlü Müslüman var Medine'de, o anda 3 türlü. Biri muhacirin diyorlar, Mekke'den gidenler, sahabe. İkincisi, Akabe'de Peygamber'e görüşüp iman edenler. Onlar da sahabe. Üçüncüsü, diğerleri tabi'in. Peygamber'i görme iman edenler. 3 adım olarak böyle. Muhacirin, yani Mekke'den gidenler, peygambersiz durmak, derler. Yani bir insan peygamberin yanında, bir evlilerin yanında yaşayan biraz kalabilirse, ki sonunda ayrıldı mı, insan karanlığa bürünür. Günü karar onda muhtemelen. Yaşanmaz yani. Çok zor muhtemelen böyle. Yani balığın sonra çıktığı gibi böyle balığın. Böyle. Çırpılır insan böyle. Muhacirler Medine-i Menevvere'de orada rahat ettiler elhamdülillah. Medine halkı onlara sahip çıktı. Balığını onlara paylaştılar. Onlara bakıyorlar. Ama gözleri yaşlı, hüzünlü. Kalpleri yanıyor muhtemelen böyle. Pek aşkı böyle böyle. Yine o peygamberi görenler Akabe'de, o sahabeler ve görmeyenler, tabi olanlar Medine-i Münevvere'de bize görsek Resulullah bir peygamber derken Medine halkı da
böyle muazzam ve sevinçle bekliyorlar. Aleyhisselam Hazretleri Pazartesi günü, Rebi ayının başlarında Pazartesi günü kuşluk vaktinde Medine'ye yalıştı. Önce Kuba köyüne gitti. Kuba. Şimdi Kuba birleşti Medine'ye. Adam ayrıydı böyle Kuba. Oraya yerleşti Hazretleri böyle. Halk tabi geldiler Medine'den. Hoş geldin Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizin orada ilk yaptığı iş ne oldu muhteremler? Mescit yapmak. Namaz kılma mescit. Şimdi Arapçada cami kelimesi kullanılmaz. Hep mescidler böyle. Mescid-i Emevi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Medine. Hep böyle be. Mescidler böylece. Mescid-i Al Peygamberimiz. Öyle bir uygun bir yere, yani biri hibe etti orası, arsasını verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Esra'yla beraber çalıştı orada. Hafif bir temene kazdılar. İşte basit bir şey daha yaptılar böyle. İlk taşı Peygamber koydum elini muhtemelen böyle. Buyurdu ki, ya Ebu Bekir, ikinci sen koy. Ömer sen koy üstünü. Böyle koydular. Yapıldı. Orada namaz kılınır cemaatle. İlk İslam'da. Mekke'de kılamalıdır cemaat. Açıksa muhtemelen var tabi orada. Ondan sonra bir cuma günü 12 Rebiyevvel 12 Rebiyevvel bakın terimler. Burada duralım. Yani doğumu, peygamberin verilişi, hicreti hep ona geliyor böyle. 12 Rebiyevvel bir de günler parası bu cumaya geliyor bu sefer böyle. Cumaya geldi. Yani haber gönderdi Medine-i Münevvere'ye. Bugün Medine geçirdi zaten. Kuba'dan. Peygamberimiz oradan çıktı, Kuba'dan. Onu karşılamaya gelenler oldu. 100 kişi geldiler, karşılamaya, atlarla geldiler Medine'ye, Peygamber'i karşılamaya. Peygamberimiz çıktı Kuba'dan, ayrıldı oradan. Yolda öğle vakti oldu, Peygamber'e mola verdi. İndi devesinden, hafif şöyle kenara kaydı. İlk İslam'da orada cuma namazı kılındı, o gün cuma namazı. Mekke'de kılınmıyordu cuma, kılamazlar ki. Kıldırıyor müşrikler. İlk cuma namazı orada kılındı. İlk hutbe okundu orada. Cuma namazı kılındı böyle. Oradan binler develerine, ta yeğdine giden de işlerine vardı. Medine'ye, merkeze geliyorlar. Mekke halkı müşrikler gelen bir. Müşrikler öldürmek için ararken hala arıyorlar da haber. Köylüler etrafı arıyorlar. Ellerinde kılıçları, okları, baltaları, kürekler ellerine bak, sopaları ararken Medine halkı da Medine yayıldı. Peygamber kaçtı geliyor buraya. Haber Medine'ye buraya. O gün Medine tarihi gün yaşadı. Tarihi gün vardı böyle. Yaşlılar, hastalar, çocuklar, yeni doğum yapan kadın hanımlar. Kimse kalmadı. Hatta genç hanımlar taras çıkmış taraslara. Resulullah geliyor. Barışı birbirine barışlar. Hatta emekleyenler ve hastalar, peygamber görmek için görmeyenler, böyle. O muhacirin, Resulullah'a kavuşmak için, onlar böyle halk yerinden kaynadı. Peygamberimiz, onlara bir Medine'ye giriş çıkış yeri vardı. Seniyetül Veda deniyor. Seniyetül Veda, seniye bir yükseklik tepe anlamı veriyor. İki tepe vardı. Medine'ye oradan gelirdi. Oradan giderdi, uğurlandı oradan böyle böyle. Oradan peygamber görünce Seyyid-i Veda'da artık halk coştu muhtemelen böyle. Yani hışkırış ağlayanlar ve düşüp bayılanlar böyle. Allah şükredenler böyle. O gün muazzam bir gün yaşandı. Peygamberimiz ona geldi tabi deve üzerine peygamberleri böyle. Herkes diyor evine davet etsin. Peygamberimiz de bu deveyi ben bağlayayım. Yani özetlerim bunları tabi. Yani gele gele nereye geldi? İstanbul Medkun olan Eyüp Sultan'da. Onun evine geldi muhtemelen. Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd aslında böyle. Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd el-Ensari rahatsızları. O evine konuk oldu muhtemelen. Evine konuk oldu. Halk tabi, herkes tabi giriyorlar şimdi böyle bir ziyaretine. İki katlı onun evi. Altı taş, üzeri kerpiçti. Bana nasip oldu, görev yok ondan sonra, muhteremler.
Yani ona göre artık azal dünyada muhteremler. Yani çoktan yıkıldığı için onu az olma görenler nasip olmanın nasip, görüntü nasip etmiştir elhamdülillah evi. Altı taş bir katı. Üst katı kerpiçli. Aradan birkaç direk vardı, çarmık vardı böyle. Afiyet kapısı, kapı açılmıyor demek kapısı. Büyük bir demir kapı vardı. Altına dökülmüş sıvalar, şunlar, bunlar bile aç kapı açtı. İçine giremedim yani böyle. Şimdi ortaya bir sorun çıktı. Namaz kılmak meselesi. Herkes istiyor ki peygamber namaz kılsın cemaat ile. Kim istemedi o dönemler? Herkes tabii. Bir peygamberle namaz kılmak böyle. Namaz garanti kabul oluyor böyle. Ama ev almıyor. Küçük ev. Büyük değil ev böylece. Çoğunuz alıyor. Koca Medine halkı. Gelen muhacirler de var o kadar. Binlerce muhacir de var. Olmuyor. Dar oluyor böylece. Yetişemeyen tabi üzülüyorlar. Karar verildi bir meşrit yapılmasına. Arsa arandı. Deve gelirken bir yere çökmüştü. Boş bir arsa vardı. Hurma kurtulan yer. Hurma ağaçta yine varmış tek tek böyle. Orada hurma kurtulmuş orada. O arsada. Deve orada bir çöktü. Ama iki yana çöktü, arkaya durdan böyle. Yine kalktı böyle. Oradan. Orasını bugün gördüler. Meşit olması için. Kimin bu arsa? İki yetim dediler böyle. Adı Seyl ve Süheyl. Adı iki tane yetimin onların hakkıymış. Malı onlara kalmış böyle. Kim onların velisi peygamber sordu? Falan kişinin velisi. Onu çağırdılar. Peygamber Medine halkına sordu. Buranın değeri ne kadar bu Kur'an değeri? Dedi 20. 10 miskal altın nedir? 10 miskal altın. 10 miskal altın. 1 miskal aşağı yukarı 4.8 gram idi böyle. Demek ki aşağı bir şey böyle 50 gram yakın böyle bir altın yani böyle. Bugünkü şeyle. O kadar mı değeri? Dedi böylece. Peygamber pek dedi. Aldı peygamberi. Peygamber Ebu Bekir'e buyurdu. Ebu Bekir sen bu paraya bakıyorum. Versen parayı. O orası Ebu Bekir'in vakfı muhtemelen. O nasıl oluyor böyle? Yani o zamandan beri hala elhamdülillah böyle, namaz kılar böyle. Ebu Sıddık Hazretleri'nin vakfı ayrı bir geliri. Ya sadaka cariye böyle. Parayı verdi. Şimdi önce inşallah tekrar döneceğim 15'te hiç yapmasın inşallah, nasip olsun inşallah. Şimdi Medine Münevvere'nin ziyaret yerleri, yani daha kutsal, mukaddes yerleri nereleri? Medine Münevvere'nin böyle. 30 sene kadar yer var orada böyle. Yani bunların tabi hepsi aynı derece değil böyle. Şimdi onlara geçelim inşallah. En mukaddes yerler Medine Münevvere'nin, en kutsal yerleri. Neresi biri? Hücre-i Saadet muhtemelen. Hücre-i Saadet. Peygamberimizin arasında metin olduğu yer. Orası böyle. Medine en kutsal yeri Medine'nin. Medine'nin taş topu hepsi kutsal, hepsi mübarek, hepsi bereketli. Ama en kutsal yeri orası muhtemelen böyle. Burası neresi muhtemelen şimdi? Tabi gidenlere bilirler burasını. Rabze-i Mutahhare deniyor. Tek döneceğim oraya. Yani meşit. Peygamberimizden sonra yapılan meşit. İlave ayrı ilaveler böyle. Orası. Peygamberimizin evi idi orası. Önlü kıbleye verince sağda minber vardı kutbu okunan. Gene var ya böyle. Solda ev, peygamberin kabri şu anda orada böyle. Eviydi. Ayşe oranımızı yaşadığı peygamberimiz vardı. Ev. Nasıl ev ama böyle? Kaç kat? Tek oda muhtemelen böyle. Yere yapışık. Vallahi muhtemelen böyle. Tek oda muhtemelen böyle. Yemek odası o muhtemelen. Salon da o, mutfağı da o. Ya da hepsi o böyle. Tek bir oda muhtemelen böyle. Tek bir oda böyle. İçinde eski bir asır vardı yerde. Toprak altında. Bir de bir raf vardı böyle.
İki tane kazı çakılmıştı. Çakılmıştı. Üzerine bir tahta. Rendelsiz kullanırsın muhtemelenler. Raf. Ne şey varsa yiyecek bir şey, onu kurarak kullanır böyle. Tek orada böyle. Peygamberimiz yaşadığı oda. Aşağınızda beraber muhtemelen varsa böyle. Odanın da kapı açılmıştı mescide. Onun için Ayşe Validemiz'e ilmi çok fazla diye sahabelerden, kadınlardan muhtemelen böyle. Devam dinlerdi o Peygamberimiz böyle. Sohbetlerini hep dinlerdi oradan böylece. Peygamber Aleyhisselam orada yaşadı. Orada vefat etti Peygamberimiz böyle, orada. Hatta Ayşe Validemiz'in kucağında muhtemelen Peygamberimiz. Ayşe Validemiz, tabi diğer Ezra Tahirat var böyle, Peygamber kızı Fatıma mühimmet var böyle, kadınlar var böylece. Peygamber Hazretleri Ayşe Sıddık Validemizin kucağında muhtemelen. Peygamber kucağına aldı böylece. Artık Peygamberimizin tabi ecel telleri başlayınca, Peygamber ecel telleri başlayınca Ayşe Validemiz eline bir bez vardı. Peygamber terini siliyordu böyle. Kendi ağlıyordu. İkinin gözyaşını siliyordu muhtemelen. Birbirine karıştı bunlar böyle. Peygamber teriyle onun gözyaşları böyle. Ayşe Validemiz böyle. Tutamıyordu kendisi tabi. Hem eşi, kocası, hem Allah'ın Resulü, Peygamberi tabi, ona karşı sevgisi, muhabbeti anlatılamaz tabi. Anlatılamaz tabi. Ama elde bir şey gelmiyor muhtemelen. Hayır kayyum Allah Celle Celaluhu. Ölümsüz Allah Celle. Yani Peygamberin de doğumu olduğu gibi ölümü var böyle. Her doğan mutlaka ölür böyle. Peygamber orada vefat etti muhtemelen böyle. Orada vefat etti. Orada yıkandı. Peygamberimizin bir divanı vardı, yattığı yer. Divan. Kıbrı tarafı, ön tarafında, duvarın dibindeydi. Bir ağaçtan böyle. Tabii normal bir ağaçtan yapılmış, kurma ağacı yapılmış. Böyle rendesiz, bolanyasız muhtemelen böyle. Yani cicibici değil böyle. Ağaç yapılmış. Üzerinde bir yatak vardı. Yatak yüzü deriydi, deri. Deri muhtemelen böyle. İç hurma lifi. Hurma ağacı lif olur böyle. Hurma ağacı işi böyle. Fazla kereste mi hurma olması kereste lif olur böylece. İçi de hurma lifi. Kas katı muhtemelen böyle. Deri böylece. Hatta bir gün bir kadın gelmiş Peygamber'in ziyaretine de bir şey sormaya. Şu bir baktı böyle. Ya Resulallah dedi böyle, çok katı bu be. Ben de koyayım, yünlerle getireyim onları sana. Olmaz Peygamber böyle, olmaz. Ben de yine rahatıma gelmedim böyle, böyle. Kabul etmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabi bu adenince, yatak oradan alın toparlandı, o divanda yıkandı muhtemelen böyle. Hastayı yıkadı. Hazreti Abbas ve iki oğlu su koydular. Şakran'da daha birisi yardım ettiler kendisine böyle. Peygamberimizi yıkamak, kefenlemek, gömmek çok çok zor oldu muhtemelen sahabelerin muhtemelen böyle. Ta çarşamba, salı günü akşamı çarşamba gecesi yedikten sonra gömüldü. Elleri var mı muhtemelen böyle peygamberi? Altı yıkanacak şimdi peygamberi. Bir tane tabi bir giysi var üzerine böyle. Önceleri kolaydı. Her şey yarasıyor. Nasıl yapılan bunu? Hemen sonra böyle. Şimdi onların başına kaldı bu. İşahata kaldı bu mesele. İlk işahatları nasıl yıkayalım peygamberimizi? Gömleğini çıkaralım mı? Gömleğini mi yıkayalım acaba böyle? Yani peygamberi yıkayıp peygamberin gömleğini çıkarmak, mübarek o bedenini açığa çıkarmak, onlara bir hayatsız geldi. Peygamber saygısızlık anlamına geldi. Karar veremiyorlar. Bir kısmı efendim diyorlar, çıkaralım gömlerini. Yok, çıkaramayalım. Resulullah nasıl bir yapar bu şey ortaya çıkarız. Buna yana uyku verdim muhtemelen. Uyku verdim onlara böyle. Hepsi onda, hepsi bir dalları böyle düşüyor bu şekilde. Bir ses işte, bir ses. Resulullah gömleğini yıkayınız. Çıkarmayın gömleğini. Yıkanlar hep bunu da. Sonra hastayla elini soktu gömleğin altından. Yani böyle. Ama nasıl bir yerler? Elini değdirmek, şey yapmak. Yani artık gözleri yaşlı,
kalpleri ağlıyor böyle, gönül ağlıyor böyle, dertler böyle, ele titriyor böyle. O her bir sahabelerin böyle, Medine karardı zaten onda böyle. Medine bultay geldi, kapkaraldı Medine'ye güpe güpe gündüz, öldüğü anda. Tabi bunu yıkadılar, ondan sonra kefen dediler. Şimdi sıra geldi, acaba nereye defnedelim Peygamberimiz, nereye acaba? Şimdi müşavire, istişare yani böyle. Danışma meclisiyle gelişti sahabeler, büyükleri tabi, önde gelenler. Peki yakınlar Peygamberimizin. Ne yapalım? Bir kısmı ellerine Kabe'ye gömelim, Kabe'nin yanına gömelim böyle. Bir kısmı ellerine işte Medine mezarına gömelim. Şu derken böylece Hazreti Bekir yokmuş anında, o geldi. Onun denilen meseleyi, ben de işçisi hayattayken de böyle, Peygamber şöyle burada böyle böyle. Allah-u Teala Peygamber'e işçisi gömülmesini orada canını alır. Allah hangi peygamber olur? Peygamber olur böyle. Nerede ölme gönül gerekirse orada canını alır. Karar verirler, yattığı yerin altına gömülmeler. Orayı mezara kazdılar. Öyle kazdılar orayı böyle. Hasta indi böyle. Birkaç, üç kişi daha indi, dört kişi indi hastalara. Lahd denildi böyle, lahd böyle. Kıbrıs tarafından oyulur altına böyle, oraya sokuyor bir şey. Öyle şekilde yaptılar böyle. Lahd yaptılar orada. Efendimiz'e muhteremler. Yine sahabeden biri, adı Mugire bin Şube, Allah'a muhtemelen. Mugire bin Şube, Allah'a muhtemelen böyle. O tabi karışamıyor. Peygamberimizin ehli beyti diyor böyle. Yani akrabaları bu işte ilgilenirler, bu meselelere. Tam hastaları çıkacak mezardan, artık yerleştirirler. Çıkacak. Para kestirin attı, yavaşça görmeden kesin böyle, mezara. Para kestirin mezara attı, Hazreti Mugire. Allah Teala attı. Hazır çıkınca dedi ki, ya Ali, benim para kesen mezara düştü. Alayım mı, izin verir misin bana? İn al dedi muhtemelen. İndi, amacı Peygamber'in son el sürmek muhtemelen. Mezara girdi muhtemelen, gözleri yaşlı böyle. Peygamber'in olarak böyle bedeni baştan başlı böyle, tam kefen üzerine muhtemelen. Sildi, çıktı. Ve bunun adı kaldı sonradan böyle, Peygamber'e eli son dokunan sahabe diye. En son dokunan Peygamber. Böyle bu ürmüne kaldı bu şekilde sahabe arasında. Tabi üzeri top atıldı. Bir Habeşi Hazreti Fatıma'ya gitti haber vermeye. Ya Fatıma, ya Fatıma, ne var Bilal? Hazreti Bilal, Peygamber'in bir sanki bir ev halkından gibiydi onlara böyle. Hep beraber olduk Kureyş'in. Sordu, ya Bilal ne var? Tam Fatıma Alemiz tabi. Hem babası, hem canı, ciğeri, hem peygamberi. En dert onda tabi başta. En fazla alıyor böyle. Peygamberin tek kızı kalmıştı arkasından. Fatıma kalmıştı. Ne var ya Bilal? Ya Fatıma, Resulullah toprağa teslim ettik. Başta ağlama. Nasıl teslim ediniz toprağa kırınızın dedi Bilal tabi böyle. Nasıl toprağa kırınızın bu şekilde dedi böylece. Şimdi Medine'nin en faziletli yeri Medine'nin, kutsal yeri Peygamberimizin mezarının bulunduğu yer muhteremler. Hüsa'd ben böyle. Onun da daha kutsal yeri var. Peygamberimizin bedenin toprağa dokunan kısmında, toprağına dokunan böyle. Yani Peygamberimizin bedenin dokunan toprak maddeleri. İşte o toprak maddeleri Kabe'den üstün, ağaçtan da üstün muhterem böyle. Cennet'in daha fazileti Allah katına muhterem böyle. Yani Peygamberin bedenin dokunan toprak maddeleri. Toprak muhterem. Toprak, ölü diye topraklar. Canlı muhtemelen böyle. Ya, atomlar, atomlar yanılmıyor. Atomlar bunlar. Çünkü atomlar gülüyor bunlar böyle. Elektron dönüyor, Allah diye dönüyor muhtemelen yanıyor onlar. Çıkınlar Allah'a böyle. İşte ziyareti en başta Peygamber'in kabri şerifi. En mühim muhtemelen böyle. Yani Medine'ye gelen, giden, gerçeklerine gidiyor. Peygamber ziyarete gidiyor Medine'ye. O var muhtemelen şimdi böyle. Amaç bu olacak muhtemelen böyle. Amaç bu olacak böyle. Yani Medine şehrini gezme, görme değil. Kabe giderken kişi yolda ihram girdi. Ne gerekiyor yolda? Lebbeyk al telbiye geldi böyle. Medine giderken de sabrı şerife yolda yapmadı böyle böyle böyle. Yani bir insan bulunduğu yerden nerede ise gidiyorsa Medine'ye döneti varsa yolda hep sabrı şerife peygamber böyle. Bağlantı kurma peygamberimize böyle. Peki peygamber bundan haber oluyor mu? Oluyor muhteremler böyle. Sordu sahabeler,
Ya Resulallah, sen ölüp çürüyeceksin mezarında. O zaman bilmiyor tabi sahabe durumunu. Ölüp mezarında çürüyeceksin. Bir tane sahabeyi getirirse haber olur mu? Peygamber dedi ki, estağfurullah. Allah Teala peygamber beden toplu haram kıldı. Tuhaf bizi yiyemez bize. Çürümek yok peygamberden kurtaran böyle. Kuvvetle. Yine bir peygamber buyurdu. Rabbim bir melek yaratacak benim başlığım. Melek yaratacak başlığında bir duracak melek. Yani bir uydu. Nerede bir insan sahabeyi bir şey getiriyor peygamberimize? Hemen kahve veriyor ondan. Başlığında böyle. Anladın mı? Ya Resulallah. Hindistan'da, Keşmir'den, Delhi'den, Pakistan'dan, Mekke'den, Medine'den, Alap Pazarı'ndan, Bursa'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan derler. Filan oldu filan, filan kızı filan sana şöyle getiriyor böylece. Peygamber bir aleyhisselam, onu selam olsun peygamber derler. Yani peygamberimize kim getirir salatı selam muhteremler, peygamberimizin karşısını veriyor, peygamberimizin duasını anında hak ediyor. İkincisi, Peygamber buyurdu, kim beni ziyaretine gelir de kabrimde bana selam verirse onu kendim duyarım. Ona melek arda çıkıyorum tabi böyle. Bir hadis okuyormuş arda bir inşallah çok var ama hepsi okuyamayacağım tabi herhalde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mezarı kabriyi, işte şefaati. Kim beni kabrimi ziyaretine gelirse ona şefaatim vacip oluyor. Kimin nasip olsa, bir de oraya layık olma muhtemelen ben. Çok zor muhtemelen işte böyle böyle. Yani peygamberi, efendim beni ziyaret ettin demek kolay da, ziyaret etmek zor muhtemelen. Resulullah'ı, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, rahmetli alemi muhtemelen der. Arşımın hürmeti yaratılmış muhtemelen. Kâbe'nin hürmeti yaratılmış muhtemelen böyle. Onun için böyle. Çok çok bir mesele böyle böyle. Yani çok kişi, orada dayanamıyor muhtemelen. Peygamber tarafından konuşuyor onlar muhtemelen. Neyle gelin huzuruma? Ne yaptın benim için? Dinime sahip çıktın mı? Ne oldu benim dinim? Peygamberimizin altı fikri ümmetinde İslam dininin yaşları ne oldu İslam dinine muhtemelen böyle? Kim ona çalışıyor böylece? İbrahim Aleyhisselam bu peygamberi hacca bir insan hacca girse, ya ömreye girse, fezar-ı kabri, bade mevdiye, ben ölümden sonra biliyorum, bir insan beni ziyarete gelirse, kâne kemen zareni hayatıyım. Hayatında beni görüşmüş gibi oluyor ziyaretmiş oldum ben böyle. Hayatta böyle şey. Neden peygamber ölmüyor ki muhtemelen böyle? Vermiyor muhtemelen böyle. Benim gençliğim bir hacı teyze vardı Abbasan'da muhtemelen. Genç hacı teyze vardı. Allah rahmet eylesin inşallah muhtemelenler. Ondan kaç sözü bahsedeyim inşallah. Bir gün bu benim yanıma geldi. Tanımıyorum böyle. Elle küçük bir kitap. Delalet kitabıymış böyle. Ama çok hırpalanmış, dağılmış böyle artık bu şekilde. Bana selamına geldi. Sen bunu yaptırır mısın? Ciltetir misin bunu dedi böyle. De, yaparım. Evin tarif etti, evine getirilmesinden böyle. Götürme evine. Tek başına yaşıyormuş, yalnız başına. Böyle saf görünümlü ama cezbeli yani böyle. Yani Allah'tan yanan böyle böyle. Böyle boş değil kendisi böyle. O anlattı. Her gece seher vaktinde bu teheccüd namazı kılıyormuş. Zikrini yapıyormuş. Ondan sonra bir komşu kızı buna bir tepsiyle yemek getiriyormuş. Ekmek ne getiriyor çorbası, ne varsa böyle getiriyormuş böyle, bekliyor ayakta böyle. Önüne koyuyor. Bu da bunları yiyor, tam geliyor buna geliyormuş. Nihat'ı ekşi böyle. Alıyor kız tepsiye, gidiyor komşu kızı. Aklına geliyor bir gün. Diyor, gidiyor komşuya gidiyor. Komşu böyle diyor. Sen diye bu kız bana gelirse neyi gönderiyorsun böyle diyor. Kız şu bu diyor. Başka bir şey giriyor bunun. Ya ben göndermiyorum. Kızına bakıyor, ana bakıyor. Abi yok onu tam muhtemelenler. Melekmiş o getiren bunları böyle. Şimdi tabii bunu böyle söyleyince, bir sır meydana verince bu keramet ortadan çıkıyor. Şimdi ertesi akşamı alışıcı aynı saatte acıkıyor karnı, kapıya bakıyor ama kız gelmiyor şimdi muhtemelen. Anlıyor şimdi gelmediğini tabii şimdi böylece.
Üç gün böyle gelmiyor yemek kendisine böyle. Ondan sonra o zamanki Adapazarı'nın belediye fen işleri müdürü fen işleri, adı Mehmet Efendi muhtemelen böyle. Kendini tanıyorum böylece. Peygamber ona havale ediyor bu peygamberi. Peygamberimiz rüyasına geliyor o fen işleri müdürünün. Evini gösteriyor. Kadını gösteriyor. Bunu sahabe ettim diyor. Bunu şeye bakım sahibi böyle. Her gün yemek getirirdi o muhtemelen böyle. Sefatasıyla boşalır, dolu getirirdi. Bu haca gitti. Götürler bunu, haca götürler bunu. Hacdan geldi, ziyaretine gittim. Ahmet Bey dedi ya. Peygamber bir ölü zan dedim bana de. Peygamber oturup bakıyor bize dedi böyle. Ben oturup böyle. Savgır beni böyle. Peygamber oturup bir bakıyor bak. Gitti sana baktı bana. O aleyküm sana. Bak, karşıma oturuyor böyle. Bakıyor böyle. Böyle. Yani gören ölü muhteremler. Dünya ile meşguliyet azalanlar böyle. Yani kafa dolmayınca, gönüle girmeyince dünya muhtemelen, girmeyince böyle. Kendini daha çok Allah'a veren Celle Celaluhu. O gönül berraklaşıyor, gönül berraklaşıyor, gönül böyle böyle. O zaman onlara gönül gözü görüyor, bu göz görmez tabi onlara böyle şey. Yalnız peygamberi ziyarette ne gerekiyor? Peygamber selam vermek muhtemelen, salatü selam gerekiyor böyle. Allah'ıma sayılmaya denilmez orada ama. Ondan sonra Muhammed, bu uzaktaki ne? Allah'ın ismi peygamberine sıhhat eyle. Peygamber uzak. Şimdi karşıya geldi mi muhtemelenler? Ne yapacaktı mı karşısına böylece? Harun bir şey girerken, önü sıhhat ayakla girilir tabi oraya böylece. Bab-ı İslam'dan o tarafa girerse böyle, karşı geliyor böyle. Hazreti Veysel-i Karani, hayattayken peygamberi göremedim muhtemelen böyle. Nasip olmadı tabii kendisine. Annesi vardı. Annesi ağamaydı, bakım ihtiyacı vardı. Göremedi. Hem vefattan sonra hacca geldi Yemen'den. Dönüşte Medine'ye geldi muhtemelen. Baba Şam'dan girdi. Girdi, bir cezbeye geldi, bir sarsıldı. Sordu gördüklerine. Fene kabri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede peygamberin kabri? Hazır kalın Muhammed, bir de işaret. Hazır kalın Muhammed, işte bu peygamber kabri. Bir baktım Muhammed'ler, ya Resulü şu aldıya düştü, bayıldı oraya muhtemelen böyle böyle. Yani peygambere layık olmak muhtemelen böyle. O halle hallenmek muhtemelen böyle. Yani sırf kal bir beden gitmesi gidiyor muhtemelen böyle. İşte gittim şöyle yaptım, böyle yaptım, ziyaret etmiştim, baktım, şunlara bunlara baktım. Ahmet, iş gönül olacak, gönül olacak muhtemelen böyle. Olacak bu şekilde böylece. Orada peygamberimiz ne yapar? Selam verir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Ya Nebi, ya Hatem-i Nebi'yim böyle. Sayın muhtemelen. Sayın ondan sonra ya Resulallah. Sen hakkıyla görevini yaptın. İslam'ı tebliğ ettin. Kur'an'ı tebliğ ettin. İslam'a çalıştın. Bize din kaldı. Abi biz sana hükümet olamadık. Diye orada üzülme. Hüzün duyma orada muhtemelen böyle. Duyma böyle. Yani peygamber hayatta ya ölmez. Biliyorsun şiyeti bir ölmüyor değil mi muhtemelen? Onun bir ümmeti. Onun bir ümmeti şiyet muhtemelenler. Arada kim bir kaç bin derece arfak var. Böyle. O Muhammed Resulullah muhtemelen böyle. Top mezarında böyle diri kendisi. Orada gelenleri görür muhtemelenler. Zaten daha gelmeden görür. Mesela bazı büyükler, Bursa'dan Emir Sultan Hazretleri, hepinizi biliyor. Onu örnek vereyim. Emir Sultan Hazretleri, Emir Sultan. Kendisi Buhara'dan böyle, Buhara'dan. Emir Sultan Buhari'de kendisi, Buhara'dan kendisi böyle. Buhara'dan Medine Emine böyle geliyor, Peygamber ziyaretine. Peygamberimiz onun selamını sessiz aldı muhtemelen böyle. Aldı, herkes duyun olsun böyle. Duydu. Peygamber emir verdi, Emir Buhari'ye, sen Bursa'ya gidiyordun muhtemelen böyle. Onu Bursa'ya gönderin muhtemelen böyle. Hatta ya Resulallah nasıl bulayım Bursa'yı? Rabbim sana bir nur verecek. Nur durdu yerde, oraya yerleş böyle. Gitti Bursa'nın dışına yerleşti oraya. Emir Sultan Hazretleri muhtemelen Bursa'da böyle. Yani Peygamber'in gönderdiği bir muhterem zattır böyle oldu böyle. Oralı böyle.
İkincisi de Medine'nin kutsal yeri Mescid-i Nebevi. Mescid, Medine Mescid. Onun da esas özü Ravza-i Mutahhare. Ravza-i aslında dağt ile bir ravza deriz Türkçe'de. Ravza-i Mutahhare, ravza bahçe anlamına gelir böyle. Mutahhar, pak, tertemiz, yani cennetten bir bahçe. Peygamberimizin meşhidi namaz kılmak. Buyur Aleyhisselam'a salatın fi meşhidi haza. Peygamberimiz bir de hazaya buyuruyor. Şu meşhitte. Haza şu. Bu meşhidi namaz kılmak. Peygamberimiz meşhitte bunu konuşuyor. Eshabına şu namaz kılmak. Efendim min elbis salatın fi masivahü. Diğer meşhidi namaz kılmaktan bin kat daha faziletli. Bin kat. Bire bin böyle. Bin kat oluyor böyle. Yani iki rekat namaz 2000 oluyor böyle. Bir cuma, 1000 cuma kılmaya. Orada bir ay oruç tutmak, 1000 defa oruç tutmaya, 1000 ay oruç tutmaya böyle. 1000 sene yani. Oruç sene bir gelir Ramazan orucu tabii gelir böyle. Yani 1000 senelik oruca. Yani her şeyi orada iki yapmak mesela mescitte, Medine'de. O da değer onlara bunlara verir. Yalnız oranın kıymeti bilmek muhteremler. Gözde pek orada muhteremler. Orada ve oradayken bir Bilal vardı adı. Kendi Habeşli muhteremler. Bilal Habeşli'ydi. Habeşli. Bilal adı da herkes onu severdi. Bilal Habeşli muhterem. Bilal Habeşli böyle. Oraya yerleşmiş. Peygamber karına bakamaz muhteremler böyle. Giderken böyle. Peygamber bakınca kendine geçer, gözü baş almadı onu böyle böyle. Habeşi böyle, aşıktı öyle mutluna böyle. Peygamber de böyle. Yani peygamber sevmek muhtemelen böyle. Peygamberi insan canından, nefsinden, elattan, maldan, her şeyden fazla peygamberi sevmek aleyhissalatü vesselam. Onun yolunda. Bu sevgi nasıl oluyor böyle? Onun izini yolunda gitmek muhtemelen. Peygamber nedir izi yolu? İslam'a hizmet mutlu. Hizmet böyle. İslam'ı tebliğ etmek. İnsanı kurtarmak böyle. Şimdi gelelim Medine Mescidine. İnşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baştan buna temas ettim. Kestim orada. İnsanın evinde. Ev tabi dar geliyor Medine halkına. Namaz cemaate kılamıyorlar. Yetişemeyen, içeri giremeyen, tabi ilk gelene dolmuş içerisi. Giremiyorlar. Gözleri yaşlı, hüzünlü. Mahrumlar peygamber namaz kılmaktan böylece. Ve karar verdi meşri yapmaya. Dediğim gibi böyle arsa alındı. Onun miskal altına. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri onu verdi peygamberin işaretiyle. O verdi bunu. Şimdi oraya meşhur yapılacak. O zamanki adetlere göre bütün dünyada böyle. Kölelerin bolluğu bir zamanlar. Hava esirleri. Köleler çalışıyor ağır işlerde. Köle sahibi oturuyor gölgede. Onlara bakarlar karşılığında. Öyle zannettim Medine halkı da şimdi. Tabii köleler var çoğunluğunda. Köleler çalışacaklar. Oysa gölgede. Baklar ki Peygamberimiz, Azmut Peygamberimiz, Kolun Sıvat Peygamber muhteremler, o da geldi oraya. Önce Peygamberimiz çizdi etrafını, kare şeklinde. 70-70 zira. Nedir zira? Ortam ucundan dirseğe kadar. Buna bir zira dene böyle. 70 zira köşeleri, kare şeklinde yapıldı. O zaman kıble kurus olduğu için arkası Kabe'ye girdi benim önümde. Yani kuzeye doğru dönüktü, ön tarafı dönüktü o zamanlar böyle. Önce temel kazıldı. Bir zira kadar temel kazıldı. Taşla önce başladı altına. Temel taş yapıldı böylece. Peygamberimizin muhteremler, Esra'nın beraber taş taşıyordu muhteremler. Tabi ona göre ne yaptı Medine'lileri, efendiler, şeyler, herkes ayağa kalktı bu sefer. Koştular. Yani tam etmiyorlar bir peygamber taş taşısın, bir amelilik yapsın bu şekilde. Otursun
öyle şey yaptım. Ya Resulallah ne olur? Sen otur ya Resulallah, biz taşıyalım bunları. Peygamber buyuruyor, benim de ihtiyacım var sevaba. Ben de sevaba ihtiyacım böylece. Taş taşlandı ve kerpiç kesildi, kerpiç. Yine bakı yanında, Efsanat'ın kuyusu vardı. O kuyu yanında toprak kazıldı, o kuyuda su çekildi. Orada kerpiç kesip kurtuldu adam böylece. Taş bulduktan sonra düzlenen taşlar o kadar. Üzerine kerpiç yapılıyor hem de böyle. Üzerine kerpiç yapılıyor böylece. Etrafı ama sığınmadı. Kara toprak yapılan bir şekilde yapıldı. Sonra hurma kütüklere böyle diktiler. Üzerine hurma dalları kondu. Yani gölgelik güneşe karşı. Yanık artık böyle böyle. Gölge o şekilde. Dolmada kıtlık var çok böylece o durumda. Yani o andaki peygamberin meşide yani böyle görünümde yani ehli dünya için bakınca bir mağara gibi onlara girdi böylece böyle. Ama en kutsal yer yeryüzünde orası. Böyle. O sahabeler, Resulullah namaz kılıyor, orada sohbet yapılıyor, Kur'an okunuyor, ilim okunuyor orada böylece. Mevlüt'ün hayran kaldığı yer böyle. Öyle bir yerde. Üzerine hurma dalıyla konuldu. Altı toprak da böyle böyle. Hatta bir gün çok yağmur yağdı. Her taraf çamurlandı. Hazreti Sema gittiği bir yerden kendine kadar böyle. Küçük çakıl taşı getirdi, döküldü onlara böyle. Diğeri getirirler. Yani bir kumsallaştı ondan sonra böyle. Yağmura karşı. Bir de geceleri ne yapıyor? Ağırlama geceleri oraya. Hurma yaprağını yakardı. Hurma yapraklarını kurutulmuş, onları yakardı, onları ver. Yakardı. Namaz vakitlerinde gece, sabah namazında. Hicret'in 9. yılında, yani Peygamber artık son zamanlarında, Şam'da bir papaz gelir, Şam'ın papaz. Papaz muhtemelen, Şam'da. Temim-i Dari'den papaz, Şam'da. Papaz, çok meşhurmuş o zaman, Şam, ünlüymüş Şam'da. İlim sahibi, ahlak güzelmiş kendisinden böyle. Bu haber alıyor Medine Peygamber ortaya çıktığını. İnceliyor, soruşturuyor. Halk bir ona inanıyor, anlıyor böyle. Fakat bir tür dünyayı kıyamıyor dünyaya böyle. Ve papazlığı var, geliri çok, ziyaretleri çok, namı şey var böyle, lüks yaşantısı var. Bunları kıyamıyor böyle. En sonunda yine tepti muhtemelinde. Peygamber aşkı sevgi üstüne geliyor bana. İstanbul'un gönlüne gelen yaşandığı böyle. Demesine bindi, Medine'ye geldi. Gelirken de kandil getirdi Şam'dan, kandil. Şam'a getirdi, kandil muhtemelinde. Getirdi böyle. Medine Meclisi'ne geldi. Akşam ezanlar oraya gelmiş. Zincir de var böyle. Onu da kendi astı. O zaman zeytinyağı yanardı kandillerde. Yoktu bunların, gaz yoktu bunlar. Yoktu yanı petrol. Zeytinyağı yakarlardı. Zeytinyağı doldurmuş bunları. Astı kandı birkaç tane muhtemelen. Böyle zincir astı bu şekilde. Aydınlandı böyle. Tam güzel böyle. Peygamberimiz geldi gördü. Kim bunları getirdi? Resulallah işte Şam'dan Papa Demin Dari geldi. İslam'a geldi bu şekilde böylece. Getirip beni dua. Allah'ım bunun kabrini sana nur eyle dedi benim muhtemelen. Dua etti kendisine. Temim-i Dari. Hazreti Ömer zamanında teravih kıldık. O kadına o kıldır teravih namazı muhtemelen hazırdı. Kuru hafız oldu kendisi böyle. Çok bütün gün namaz kıldı kendisi. O kadar şeydi kendisi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cuma günleri hutbe ayakta okurdu. Yoktu yüksek minber. Yoktu minber. Bir hurma kütüğü vardı böyle. Üzü kesilmiş hurma kütüğü vardı. Peygamber bir elini koyardı üzerine. Ve sağ elini üzerine koyardı. Esra'dan dönerdi. Okudu muhtemelen böyle. Ensariye'den bir kadın, Medine yerleşen bir kadın geldi. Ya Resulallah, benim bir kölem var. Marangozu iyi biliyor marangozu. Medine halkı anlamazdı marangozu ağaç işlerinden. Dedi benim bir kölem var. Marangozu iyi biliyor. Eğer müsaade edersen sana buraya bir minber yaptırayım. Hutbe şey okumak için böyle. Peygamber peki yaptırıp böyle verdi. O yaptı. İlk minber o köle yaptı muhtemelen böyle. Üç basamak oturacak yere bir de böyle. O kadar böyle. Minberine kondu. Oraya kondu.
Peygamberimiz Aleyhisselam cuma olunca orada çıktı tabi böyle. Tabi cemaat çoğalıyor, her gün cemaat çoğalıyor. Devamlı gelenler var, İslam'a gelenler var, Medine'ye gelenler var devamlı. Çıktı üzerine böylece. Kurban kütüğü var, ağlam başlamadı. Ve sahabeler buyuruyorlar, hadis-i şerif, Buhar'da hadis-i şerif böylece. Üç şey giriyor böyle. Sanki böyle çocuklar ağlar, ağlar da artık anası bunu susun da şey yapar böyle. Böyle ağlar böyle böyle. Hek duyuyor bir de sahabeler. Bıraktı hutbeyi, aşağı indi, eli koymadı. Yağın bırak, üstü sus dedi böyle. Sıvadan iyice, sağ sustu muhtemelen böyle böyle. Şimdi de burada mermer var muhtemelen, minber. Mermer var. Onu kim yaptı muhtemelen? Osman Paşa 3. Murat muhtemelen. 3. Murat muhtemelen böyle. O nasıl oldu muhtemelen? O İstanbul'dan özel böyle bu işleri ehlini, mühendisleri gönderdi. Ölçü aldılar. Her şeyi orada İstanbul'da kesildi, ayrılan atölyede böyle, hazırlandı böylece. Tabi develer yüklendi bunlar. Develerle, ustalara beraber geldiler. Hal o muhtemelen böyle. Üçüncü Murat böyle. İkinci Sevim'in oğlu. İkinci Sevim de Kanun Süleyman oğlu muhtemelen böyle. Kanun Süleyman torunu yani. Peygamber buyuruyor Arslan Hazretleri, mabeyni ve binberi rahatı minaratı cenne. Beytimle minberim arasında. Böyle. Evimle minber arasında. Minber, şimdi camide hutbe vardır. Hutbe okunur. Minber denir muhtemelen. Sağa doğru bunlar böyle. Olur muhtemelen. Bir de mihrap vardır. Namaz olarak kılırım böyle. Ve kürsü vardır. Var, sohbet yapılır. Üç yardı camide muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor, beytim evimle minberim arasında. Diğer rivayette kabrimle minberim arasında. Arası yani başka bir bahçe. Ravdatun min riyadı cenne. Ravdatun min riyadı cenne. Yani yan başka bir bahçe. Cennet orası tabii böyle. Oraya kendini cennetten dersin. Böyle buyuruyor. Yani cennetteki hal orada mevcut muhtemelen böyle. Bir oturuyordu bir gün oradan muhtemelen. Her zaman değil böyle. Gündüz, namaz vakti değil böyle. Razı Muhtare'de. Tabi az insan var orada böylece. Enes Efendi vardı Medine'de. Türkiye'den oraya gitmiş. Binbaşıymış Türkiye'de. Oradan ayrılıyor. Oraya gidiyor yerleşiyor. Medine'ye yerleşiyor. Aşık Medine muhtemelen böyle. Hayatı İbrahim Ethem'e benziyor böyle. Öyle kişi. Dedi ki, bir araya dedi ki bize böyle orada bulunanlara. Bakın dedi, ne vardı cennette dedi böyle? Nebiler, sıdıklar, şehitler, salihler var değil mi cennette dedi böyle? Ayet-i Kerim. Nebiler, sıdıklar, şehitler, salihler bu şekilde. Şimdi bakın burası da cennette başlı burası böyle. Burada var Nebi, bak Resulullah Nebi'ydi peygamber. Sıddık Ebu Bekir, şehit Hazreti Ömer. Bunlar cemaate salih bunların olabilir. Çok bir hava oldu onun ağzı böyle. Orada baktı böyle. Yani başlığında ben Nebiyyim. Mesela Işık-ı Salih'im bak. Ben Nebiyyim, Resulullah Nebi. Ebu Sıddık, Ömer Şehit, Şehitler ve Salih'ler burada. Orada Rabi-i Muhtare, Peygamberimizin zaman yapılan meşhur muhteremler. Yalnız sonradan bu Peygamberimiz zamanında kıble değişince, yani kıble nereye aldı böyle? Kudüs'teyken, Meşhur Aksa'yken böyle, Kabe alındı böylece. Tam tersine böyle. O zaman dönüş kuzeyydi, sonra güneye doğru dönülüyor. O zaman tabii meşte değişiklik yapıldı, kapıların değişti. Peygamber genişliği daha böyle, 70 lirayken 100 lira çıkardı muhtemelen böyle. Tabii sonra devam, Hazreti Ömer zamanında genişledi, Hazreti Ömer zamanında genişledi böyle, devamlı genişliği, hala genişliği böyle. Şimdi muazzam bir şey oldu tabii kendi orası böylece. Bir de en kuzeyden birisi de Medine kabristanı. Cennet-i Bakı muhtemelenler. Cennet-i Bakı diyeyim benim. Medine mezarlık kabristanı böyle. Oraya defnedilmek nasip etsin inşallah isteyenlere muhtemelen. İsteyen diyorum da ki bazı istemez belki de bazıları belki de. Gurbet diye. Medine mevlerinde tabi peygamber önce mezarlar vardı. Birkaç mezarlar vardı. Ama müşrik mezarları ya. O zaman müşrik insanlar onlar böyle. Kutperestiyanı böyle. İlk olarak sahabeden, muhacirinden
Osman bin Mezun Hazretleri rahmetli olmuş emine. Osman bin Mezun muhacirinden Peygamber'in süt kardeşi kendisi aleyhisselam böyle. O kadar kendini Allah'a vermişti ki muhtemelen böyle. Kendini Allah'a vermiş ki böyle. Sabaha kadar uyuyamıyor böyle. Namaz kılıyor böyle şey. Fakat düşündü ki hanım da evli. Onun hakkı var bende. Ama tam yok muhtemelen. Namazı hep alamıyor birim böyle. Öyle namazı hep kalmış namazı. Bu namazı hep kalmış. Geldi de ya Resulallah. Ben eşeğimi boşamak istiyorum. Hayır peygamber olmaz dedi böyle. Bak elime sünnetim ben bunu böyle. Elimi boşamak kendisine izin vermedi. İlk olarak bu Medine'de vefat edilmedi. İlk var böyle. İlk ödüştüğüm böyle. Şimdi ne olacak? Nereye gömülecek? Yok şimdi mezarlık Medine'de. Yok mezarlık Medine'de böyle. Şimdi buradaki eshabına bir bakın bakalım. Dolaşım Medine'nin etrafına bakalım şöyle. Bir uygun bir yer. Mezarlık yapmaya, Müslüman mezarlığı yapmak için böylece. Birkaç yer gördüler, bir çoğunlukta Cenab-ı Hakk'ın bulunduğu yer. Orada çalılı bir yer vardı, Garka dere böyle. O zamanki Bakülü Garka dere böyle. Garka bir ağaç böyle. Bodur, dikenli bir ağaç böyle. Orasını batmış. Orasını gördüler. Peygamberimiz de o anda işte Bayık Peygamber geldi be, orası kapatması böyle karar verildi. Temizden orası bir. İlk olarak Hazreti Osman bin Mazlun böyle. Hatta cenazesi yıkanınca Peygamber haber veriyor. Ya Resulallah cenazesi yıkandı, kefenlendi. Peygamber dedi, buraya geleyim bakalım hadi. Peygamber geldi. Tabutu yatırmışlar. Su yatıyor bu şekilde. Peygamber alnı öptü onu. Peygamber dedi, yaş geldi böyle. Gidin Allah. Yaş geldi. Hazreti Osman bin Mazlun'un göz çukuruna gelir iki tane. Dışına atmam böyle. Tam göz çukuruna böyle şey. Ne yaptın o sahabe yakınları? Ama peygamberimizin gözü bunların akmasın, canmasın böyle. İtinayla götürülemezler o zaman böyle. Yani peygamberin göz yaşının üzerinde. Peygamberin bir cüz varsa da bile. Gördüler. Şimdi Peygamber Hüccü Aleyhisselam Hazretleri, Minnesota en yumurta bir medeniyeti fel yapfal. Minnesota en yumurta bir medeniyeti. Kimin gücü yeterse medeni ölmeye, orada ölürsün. Yani kim istiyorsa, kim gayret etse, kim ona yalvarsa, kim uğraşsa medeni ölmek için, hele bunu yapsın böyle. Fiinni eşhu liben mahte biha. Yani ben ona şifa edeceğim. Kim medeni ölürse, mümin olarak da böylese, ona beni şefaat edeceğim. Yapıyorum şu an böyle. Fîn eşhû limen mâte bihâ. Kim ölürse ona şefaat edeceğim böyle böyle. Peygamber bir gün buyurdu meşritte muhteremler, yubası minha sivelfen. Peygamberimiz Medine'nin mezarından bahsetti hesabına meşritte. Yübası minha. Oradan bas olacak. Dedi bak kabine kaldırılacak. Yani ikinci üfürünce kıyametten sonra böyle. Kabine kaldırılacak oradan. Sebul elfen 70 bin kişi. Bunun ayrı an bunlar. Daha çok tabii. Vücum kel kameri. Yüzü ay gibi. Leytel bedri. Dolunay gibi yüzleri muhtemelen böyle. Yüzü karşıdan böyle ayın 14'ü gibi böyle. Tam Bedir ay gibi, Bedir gibi, Dolunay gibi böyle yüzleri karşıdan parlıyor be. 70 bin kişi kalkacak Medine mezarından böyle. Yüzleri Dolunay gibi parlıyor. Yazıkları cenneti bir kere hesap. Hiç maaşı uğramadan, hesaba çekilmeden, mizana gelmeden, sıratı görmeden cenneti çekilir muhtemelen böyle. Yapsa da geçecekler ama uçarak bir anda. Kuş gibi çekilir muhtemelen böyle. Peygamber'e yübası minha peygamber'e bak. Oradan kaldıracak, böyle kaldıracak. 70 bin kişi yüzleri dolma gibi muazzam parlıyor. Bunlar hiç maaşlara gelmeden, hesaba çekilmeden, saat köprüsüne yanmadan, yakılmadan, hiçbir şey çekmeden hemen direkt gidecekler böyle. Bir bunu, her birinin buna şefaat kalbine harcamadan muhtemelen böyle.
Onda sahabeden Hazreti Ükaşe, meşhur Ükaşe'nin şeyi çok, onun şeyleri unutma öyle kısaları, arşa geldi onda böyle. 70 bin kişi kalkacak hiç korkmadan onda. Halkı korkarken milleti böyle, yüzde nur gibi parlıyor, hesap yok bunlara böyle. Ya Resulallah, dua ben onu alayım. Dua ya ben onu alayım böyle. Ben burada en teminim. Sen onlara nasıl bakıyorsun böyle? En teminim böyle. Başka biri dedi, ya Resulallah bana dua et. Dedi bunu burada, sevk ökkeş. Yükkaç sene geçti burada, bak 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 burada. Yükkaç sene bir davrandı. Oradan olmadığı için, bak burada Peygamberimizin burada kullanan incelik buradan böyle. Yani sonradan değil işin Peygamber demedi ona, kırmadı. İlk karşı seninle geçti, onu daha bir davrandı o. Hatta onun münafık olduğunu söylüyorlar muhtemelen böyle. Duvazı böylece. Ve ona böyle böyle böyle. Yani bakın, Peygamberimiz bile, ona bile malum muhteremler. 70 kişi kim onlar bile muhteremler. Ondan bak, Osman onun başı. Osman Radası muhterem böyle. Onun başı o. Onu ziyaret etmek oraya. Yani bakıyı etmek böylece. Hazreti Osman'ın bulunduğu yer önce orada dahil değil o zamanlar böyle. Sonradan Hazreti Osman var bir zamanda genişledi. Tabii şimdi durmadan genişliyor. Durmadan genişliyor şimdi orası böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti. En evvelim ben teşşak anhül erdi. Hesabım ben böyle. İlk olarak mahşere kalkışta önce benim mezarım yarılacak. Yani tabii o dünya kıyameti, bu değişti dünya böyle. Deniz kalmadı, dağ tepe kalmadı, orman kalmadı böyle. Dümdüz oldu böyle. Gümüş maden gibi oldu. Herkes yer altında. İlk olarak su üfürünce Peygamber'in kalbi açılacak, çatlayacak muhteremler. Peygamber ayağa kalkacak. Süm Ebu Bekir'in. Sağolun Bekir. Süm Ömer, sağolun Ömer. Ona karşı kalmadan böyle. Şimdi aklıma şey geldi, bu Aleviler, Şialar muhtemelen böyle. Onun inancına göre, bak, inanç, onun inancına göre Hazreti Bekir'e Süleym hakaret etmek, Ömer'e hakaret etmek, Osman'a onlara göre ibadet muhtemelen bakın böyle. İbadet düşünün sen değil mi, zavallı düşünün muhtemelen ya böyle. Ebu Bekir sığdı Ömer'e fazla, Peygamberimizin yanında yatıyorlar be. Nasip olur mu onlara yok? Olur mu tamam değil mi? Kolay mı oraya defnolu bu şeye böylece? Hatta Uziye mesele gelir ama dağılıyor ama Hazreti Ömer Hazretleri, artık halifenin sonuna doğru tabi ölüm yaklaştığında fark ediyor onlar, kendi fark ediyorlar. Hazreti Ayşe Validemize haber gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe Validemize odasına gömüldü. Ayşe Validemize orada yatıyor diyor. Konuştu böyle. Hazreti Bekir Sıddık vefat etti. O da oraya gömüldü tabi böyle. Yine orada böyle. Biri hem peygamberi hem eşi kocası. Biri de babası. Mahrem bunlar, yani namahrem diye bunlara böyle. O da kalıyor bu şekilde. Hazreti Ömer'in de hayali, hülyası, arzusu, aşkı, cezbesi peygamber yanında defin olabilmek. Ona bir olabilmek böyle böyle böyle. O var böyle. Ama ne gerekiyor? O kimin hakkı? Aşağımıza ait olsun. Onun hakkı böyle muhtemelenler. Haberi gönderdi. Ayşe'ye söyleyin, Ayşe'ye söyleyin. Benim bütün aşkım, muhabbetim, sevdam Resulullah'ın yanında defin olmak böyle. Onu ayrılıp duramayacağım ben böyle. Resulullah'ın böyle. İzin verir mi acaba bana? Defin olmalı. Gitti bir iki kişi geldiler. Biz Aleyhisselam'a gönderdi. Sana selam söyledi. Böyle bir arzusu var. Ne dersin ya Ayşe? Durumu düşündüm muhteremler. Dedi ki, ben orasını kendim istiyordum böyle. Resulullah Peygamber yanında, eşi kocası, babası orada. Ben o isim, kendim isim orasında böyle. Ama Ömer'i nefsime tercih ederim Ömer bakmadan böyle, bakmadan. Ömer daha layık yani tercih ederim böyle. Tam razı gidin dedi, söylenir, rahat etsin böyle. Geldiler, ya Ömer sana müjde, aslında izin verdi. Allah çok şükür anında böyle derler. Sonra çok geç aradan, sabahınızı kılmaya işte bir araba iki tekbir aldı. Bir mürcüsü köle onu haşere vurdu muhtemelen böyle. Mihrapta. Hatta böyle. Birkaç hançere vurdu böyle. Hatta zehirliymiş bir hançere böyle. Hatta bir de karnı yardı böyle. Başta uçuş çıktı. Hemen tabii büküldü kaldı.
Birini çekti mihraba. O köle orada kendi kendine vurdu böyle, yakalanınca, anlayınca böylece. Şimdi eve götürürler. Başta o bir delirmiş paramparça. O zamanki bir bu işi anlayan bir operatör yani şimdiki isimle doktor. O bunu dikti başlıklarında. Tabi uyuşma, uyutmak ama böyle. Evinde böyle, hastane falan yok böyle böyle. Evinde bir de uyuşturma, uyutma yok böyle böyle. Böyle canlı canlı yapmaktan böyle. Dikti bağırsaklarını. Süt verdiler. Beklediler. Süt fışkırdı. Tutmamış mı yıkışı böyle. Tekrar onları söktü. Tekrar dikti muhtemelen böyle. Daha sık, daha dikti böyle. Bu sefer bal şerbeti verdiler. Rengi belli olsun zaten böyle. Önceki bu böyle. Bal şerbeti verdiler. Beklediler. O da çıkınca ya Ömer vasiyetini yap. Vasiyet yap. Artık baştan başlanmış. Artık vaktin artık geldi. Vasiyet yap dedi böyle. Yani yerine ne yapacak? Birisini terk etti bu şekilde. Oğlunu çağırdı. Büyük oğlu Abdullah adı böyle. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye Sıdıka'ya git. Benden selam söyle. Ben sağlığımda sıhhateyken haber göndermiştim. O zaman sağlığım sıhhatim vardı. Adım Ömer'di, heybetiydim, halifeydim. Belki de onun etkisiyle bana izin vermiştir. De ki şimdi, ya Ayşe dedi böyle. Şu anda Ömer hasta, ağır hasta, yaralı. Ölümü şu anda bekliyor böyle. Artık arzu bu şekilde böyle. Yani izin isteyiz, ölümüse artık gönülmesine. De ben ona izin verdim, gene veriyorum versin ben. Sözünü söz pek bu şekilde. Baba müjde izin verdi. Oğlum Abdullah, otur bakalım oturdum. Oğlum Abdullah böyle. Ben ve o anca da böyle. Beni yıkayın, kefendeyim de böyle. O zaman sahabeler şey yapardı muhtemelen de. Peygamberimizin divanda yıkardı, öldü, onu götürürdü mezara. Peygamberimizin böyle. Epey zaman devam etti o. Tam dağılınca, şabın çürüyünceye kadar muhtemelen böyle. Peygamberimizin yattığı divanda, yıkandığı yerde, oraya yıkardı sahabeler ölülerini, onu da götürürdü mezara. Böyle. Yoktu bakalım böylece. Dedi ki, oğlum Abdullah, ben yıkayıp küfen namazı kılınca dedi böyle, evine açtık, evin önüne götürür beni. Beni dışarı bırakın böyle mezara. Sen içeri gir. De ki ya Ayşe, bak Ömer şu anda öldü de. Ömer dedi böyle böyle. Halife de böyle. Ömer öldü şu anda artık bak. Gel razı mısın? Razı olsa göm. Yoksa götürmeye başlayalım gömmeye. Böyle. Yine geldi Ayşe annemize. İzin verin dedi böyle. İzin verdi. Hasan böyle gömülünce Ayşe'nin çıktı oradan muhtemelen böyle. Yabancı gelir işte erkek böyle. Çıkıldı sonra oradan böyle. Yani onlara layık muhtemelen bakın ben. Peygamber buyuruyor. İlk olarak benim kalbimi çatlayacak. Ben kalkacağım ben hemen böyle. Oturacak önce ben böyle. Hatta hadise geliyor. Sürekli sallanan bir sakal olmaz. Toz olacak bir sakal tabi. Toprak alt oluyor böyle. Kalkan böyle. Sikecek böylece. Bakacak. Hazreti Bekir kalkıyor muhtemelenler. Hazreti Bekir kalkacak. Sümme ati ehler bakayım. Olmazsa Peygamber buyuruyor. Cennet-i Baki'ye geleceğim. Fevşilerine meyye. Onunla beraber mahşeye girecekler Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak'ta kim varsa, yani bak 70 bin kişi hariç böyle, onun dışında. Kalan da beraber girecekler, mahşeye girecekler. Yani Cenab-ı Hak'ı öyle bir yer muhteremler. 10 binden fazla sahabe. 10 binden fazla sahabe. Kimin ne kadar tabiyim bilmiyor muhterem. Tebi tabiyim böyle. Osman Peygamber'in halası, amcası Hazreti Abbas, Hazreti Salih'in oğlu Hasan, Rahmet Hasan'ın Muhtar abi böyle. Peygamberimizin oğlu İbrahim Peygamber. Çok böyle hep sahabeler. Kutsal yerlere böylece. Oraya gidiniz ziyaret inşallah Sımalık'ta. Orada bir saygı lazım muhtemelenler. Osmanlı'da başlama gerekiyor orada böyle. Uğur bir de Uğur şehitleri ziyaret muhtemelen. Uğur şehitleri böyle. Bu da Medine'nin kuzeyine kalıyor bu. Aşağı yukarı bir saatte yol, 5 kilometre kadarıyla tahmin bir şey böyle. Uğur Dağı'da kutsal bir dağ. Cennetten bir dağ. Uğur Dağı muhtemelen böyle. Bir seferde Peygamber Medine'ye dönüşünde Aleyhisselam Hazretleri eshabınla beraber tepeye çıktılar. Karşıdan Uğur Dağı'nı gördü Peygamber muhtemelenler. Burada arsana Hazar Cebel Haza Cebel Uğud, yübne ben yübbühü. Uğud dağı öyle bir dağ ki
O bizi seviyor, biz onu seviyoruz böyle. Yuhibbuna ve nuhibbuhu. O dağ bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Peygamberler dağla konuşuyor ki muhtemelen böyle dağ derler. Yani dağların çok çok suları var. Böyle. Musa Aleyhisselam peygamberine verdi Tur Dağı'nda. Tur Dağı'nda verdi. Böyle. Peygamberine verdi Nur Dağı'nda. Muhtemelen. Evlilerin çoğunluğu hep dağda yaşamış, mağarada yaşamışlar muhtemelen. Böyle. Yüksek yerde böyle, tepede yaşamışlar böyle, böyle. Yani o dağların dilini anlayabilirsek, onun zikirleri anlayabilecek muhteremler. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Dağı'nda münacattaydı Mevlamız da böyle. Oraya ibadete giderdi oraya, özel böyle. Tur Dağı'nda münacatında Rabbim tabi kelamını duydu, vasıtasız böyle. Doğrudan kendisi böyle, kelamını. Yani Allah'ın sohbetinde cevabı muhterem böyle. Biz anlayamadım da ikbunlar. O ilahi kelam, Allah kelamını Musa Aleyhisselam'ın bütün hücresi duyuyor ama. Yani kulak duyamadı. Bütün şey duyuyor onu böylece. Cezbeye geldi Musa böyle. Yandı, yandı böyle. Allah'ım göster kendini göreyim seni muhtemelen böyle. Allah'ım. Erini enzu ileyk. Erini enzu ileyk. Kalen tarani. Felak-ı Cebe ile enzu cebeli. Ben yani buyurdu ki, ya Musa sen beni göreme dayanamazsın böyle. Ama şu dağa bak. Eğer dağa dayanabilirse ben dağa tecih edeceğim. Sana bana göre böyle. Mevlam burada len terani. Bu kelime Kur'an'da geçiyor bu Arap suresinde. Buradaki bak kelime çok mu? Len terani. Sen beni göremezsin. Burada Mevlam len üra buyurmadı. Yani görünmem buyurmadı. Len terani. Sen beni göremezsin. Neden? Dünya gözüyle göremez. Dünya bedenin dayanamaz bu terimler. Dünya bedenin dayanamaz. Erir gider. Su olur. Bu da. O ilah tecelli haber, cemalullah böyle. Aynı cennetten nasıl olacak o bedene olacak böylece. Rabbim daha tecellince böyle daha parlamış olmalı böyle. Cihal-ı dekya var Musa sahika böyle. Cihal-ı dekya daha parlamış olmalı böyle. Aşağı şekilde daha böyle. Nur-u ilahi tecellince daha paramparç olmalı. Yandı daha böyle, parlamış oldu böyle. Musa düştü bayıldı muhtemelen böyle böyle. Dağ-ı Aleyhisselam zikrederken dağda onu zikrede dağda onu ben zikrede ben. Dağlarını çıkartan muhtemelen böyle. Yani dağlarda çok sayılır bu şekilde. Yani burada U dağ bizi sever, onu seviyoruz. O cennetten bir dağ böyle. U dağ böyle. Yine buyuruyor, Hazreti Şerif Buhar Müslim'de Fîzâ cîtnûhû U dağına geldiği zaman fekülû min şecerihî. Orada bir bifeyin. Bak muhtemelen. U dağına gittiği zaman U dağında bir bitkin, ot mu ne varsa böyle bir şey mi? Vele min illahihi. Hatta bir diken bile olsa oradan bir şey şirin yiyin U dağında muhtemelen böyle böyle. U dağından eteklerinden böyle. Orada ne varsa bir U dağ eteklerinden böylece. Demek ki bir ot mu ot bitkin ne varsa bu şekilde böyle kuru yaş. Oradan yemek yapabilir. Yemek. Bir orada Uğur şehitleri var tabi orada bir de. Uğur şehitleri vardı böyle. 70 tane şehit var muhteremde. En başta iki mazar gönlü, tek mazar aslında böyle o. Hazreti Hamza, Hazreti Abdullah bin Cahr muhteremde. Dayı yeğen böyle. Hamza'nın dayısı oluyor muhterem böyle. Abdullah bin Cahr Hazretleri böyle. Dayı ile yeğen. İkisi beraber var böyle. İkisi bir mezar onların böyle. İkisi mezar bunların böylece. Oran da başlıyor Hazreti Hamza. Bu şehrin başlığı. 70 tane orada çıkar. Mezar böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber giderdi oraya Uğudan'ı ziyaretine. Yani şaşırmında gidip Peygamber. Namazı kılar sabah namazını oraya giderdi. Bir gün Peygamber yine gitti oraya. Hazreti Musa bin Umeyr. Hazreti Hamza. Amcası oluyor Peygamber'in. Allah beni işte orada halasının oğlu oluyor Peygamber'le. Dikti başlarına. Ve ona selam verdi. Dedi ki yanındaki sahabeler de Fezuruhum. Size bunları ziyaret edin bunları. Edin bunları ziyaret edin. Nasıl ettim size bunlar? Ben nasıl yani böyle? Ve salihim ona dua ediniz onlara böyle. Ebellezi nefsim Muhammed'in bir yediği nefsim canım kuyum Allah'a yemin ederim ki la yüselim aleyhim ehan illa reddü aleyhi ilayhim kıyamet. Kim bunlara selam verse kıyamete kim bunlara selam verse
Onlar bunun selamı karşı verirler. Diri bunlar böyle böyle. Yani orada oranın mezarları çok tabi sade. Yani böyle. Yani şatafatı ya böyle. Üzerine mermerli paslı pusu diyor böyle. Süsü püsü diyor böyle. Çok sade bu şekilde. Ama altı nur. Altı nur. Mezar altı böyle böyle. Gidince oraya ona selam vermeye gelir. Hazreti Hamza'ya başlayabilir, selam verir. Hepsi benim toplum tabi onlara selam verir böyle. Tabi dua eder onlara. Ömrü ve aleyhim peygamber. Onlara dua eder böyle. Dua eder bu şekilde. Ediniz. Onlara, kim onlara selam verirse onlara selam karşı verirler böylece. Ne diyorlar? Ve aleykümselam diyorlar. Ve aleykümselam diyorlar. Çoksa ve aleykümselam çoğulsa böyle. Tekse ve aleykümselam diyorlar. Alıyor selamını. Ondan dolayı tabi kabul oluyor. Ondan alıyor selamını beraber. İşte peygamber selam verirken peygamberin karşılığını veriyor. Peygamber dua azı aleykümselam diyorlar beraber. Yani selam çok mühim bir selam bu şekilde böyle. Bir de Kuba Meşri'nden bahsedelim inşallah muhteremler. Kuba Meşri'nden bahsedelim. Kuba Meşri'de ilk İslam'daki meşrit, o da Peygamber Meşri'di. Peygamberimiz Medine Meşri yapılırken şöyle buyurdu. Bu dünyadan son Peygamber Meşri'di buyurdu muhteremler. Son Peygamber Meşri'di buyurdu Medine'deki de buyurdu. Yani Peygamber Meşri'leri. Bunların hayatta hangisi var işte ayakta duranlar? Kâbe Beytullah. İki peygamber yaptı bunu. İbrahim İsmail Aleyhisselam yaptı böyle. Meşid-i Aksa. İki peygamber inşa etti. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam yaptı bunlar böyle. Medine'deki meşid, peygamberimizin bize çalıştığı meşid. Bir de Kuba Meşidi böyle. O da peygamber meşidi. Onu çalıştı muhtemelen böylece. Men salla fi meşid-i Kuba. Bir insan Kuba meşidinde namaz kılsa, kânet sılâtühü kömretin bir ömre sevabına bedel. Hatta diğer şey daha geliyor. Çok az şey var tabii de. Ben birini aldım buradan. Bir insan sabah namazını Medine meşidinde kılsa, cemaat ile kılsa, oradan çıksa, Kuba'ya gitse, Kuba meşidinde iki kez namaz kılarsa, onun ameliyatlarına bir ömrü sahibi yazılır bakalım. Ömrü sahibi yazılır böyle. Yani bir ömrü sahibi yazılır böyle. O kadar değerli orası böylece. Kâne Nebiyyü yiyeti Meşid-i Kuba. Peygamberimizin Meşid-i Kuba'ya icat edip giderdi. Kül-i Sebtin. Cumartesi günleri gider muhtemelen böyle. Kül-i Sebtin. Maşiyen ve rakiben. Bazen binekli, bazen yaya gidip gider böyle. Peygamber Hazretleri Cumartesi günleri demek ki ne yapıyor? Sabah namazını kılıyor, Medine Meşri'nde kılıyor. Bazen bir şeye biniyor, merkeğe bir şeye biniyor. Bazen de yayın olarak gider orada namaz kılardı muhtemelen. Bir orada kuyu vardı yana başta. Bir eriş derler böylece, yeryüzü kuyusu. Yani kuyu böyle. Peygamber sonra kuyuna giderdi. Böyle, o ayrı uzatı kuyuya böyle otururdu orada muhtemelen. O kuyu şimdi yok orada, kapandı muhtemelen. Yol genişti orada şimdi bu şekilde. Medine'nin tabi her tarafı peygamberimize bir hatırası var muhteremler. Mesela bir de Meşid-i Kıbleteyn var muhterem. Meşid-i Kıbleteyn. İki kıbleli meşid. İki kıbleli meşid. Beni selam yurdu ya da oraya böyle. Yani selam oğullarının bulduğu çevre orası böyle. O zaman oradaymış da böylece. Peygamberimiz öğrenince oraya gidiyor. O kabilenin yanına gidiyor böylece. Öğün namazını orada kılıyorlar. Meşritte var mı? Meşritte o zaman böyle varmış. Öğün namazı iki katına kılıyorlar. İki katında böyle etiyata gelince Peygamber vahiy geldi muhteremler. Yüzünü kıyıp döndü. Hüvel meşri arar böyle. Hüvel meşri şatı meşri arar böyle. Hüvel meşri şatı meşri arar böyle. Ya Habibim yüzünü kıbleye dön artık böyle. Farz oldu böyle böyle. Hem peygamber döndüğüm üzere tam tersine oldu tabii böyle. Yani ikiye kadar kıldılar, kulis doğru böyle. Kuzeye doğru. Bunlar ters oldu böyle. Peygamberimiz böyle öyle geçti. Namaz bozmadı böyle. Öyle geçti. Kabe dolandı. Kadınlar da vardı. Erkekler kan akıda böyle. Kan akıya erkekler öne geçtiler. Sabah oldu onlar böyle böyle.
İki rekat öğle namazının kürsüleri kıldılar. İki rekatında Kabe kılan muhteremler. Onun için adı böyle iki kıbleli meşrit oldu. Kıbleti, kıbletin meşritini bir arada böylece. Yalnız ruhsuz bir şey olmuyor mu? Ruhsuz muhtemelen böyle. Ruh muhtemelen böyle. Gönül muhtemelen böyle yani. Ruh peygamber aşık olmalı muhtemelen böyle. O aşkı işte tatmalı, o kokuyu almalı insan. Almalı, kokuyu almalı böylece. Ondan sonra hayat değişir muhtemelen böyle. Yani oraya gitmek kalı bile oldu mu da evet, o da bir sevap olur da. Boş gitmezdi ki Ramazan böyle. Oradan insan bir şey alamaz muhtemelen böyle. Yani peygamber sevgisini önce kazanmak burada muhtemelen. Onun dine çalışmak, İslam'a çalışmak, hizmet muhtemelen böyle. Hizmet böyle. Bir kişi kurtarmak bu zamanda, bir kişi kurtarmak muhtemelen böyle. Mesela camiye giderken, birini daha götürebilirse insan böyle. Sohbete gelirken, insan birini daha getirebilirse, getirirsin böyle. Yani insanın hem sevabı çoğalıyor, hem peygamberden sevgili aleyhissalatü muhtemelen böyle şey böyle. Tabii daha çok ziyaretçileri var muhteremler. Yani başlıca bu olmuş oluyor böylece. İnşallah peygamberden savaşa getiren beraberce onu da tutalım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim inşallah muhteremler, ahirette peygamber görevi nasip etse hepimize muhteremler. Rabbim komşu etse peygamberimize. Nasıl dünyada değil mi? Her şeyin özü var. Cennette özü var cennette muhteremler. Her şeyin özü peygamberimize komşu olmak muhteremler. Komşu olmak muhteremler. Yani her zaman peygamberimizi görmek, onun sohbetinde bulmak orada böyle. Dünyada o dönem yaşayan insanlardan böyle iman etmek şartıyla kim peygamberimizin bir daha bu sahibini bulmuşsa oluyor sahibe makam çıkmış. Sahibe oluyor muhtemelen böyle. Evliye bakana fırla girişiyor muhtemelen böyle. O kadar yüksek makama geliyor böyle. Sahabeler mesela peygamberimizin haberde bulundular böyle. Ne kadar? En çok 23 sene ama. O kadar as-ı saadet. 23 sene muhtemelen böyle. 23 sene yani çeyrek asır bile olmadı böyle. O kadar olmadı böylece. Peygamber Hazretleri'ne elleri toprağa teslim ettiler. İçleri yandı, gözleri yandı, ciğerleri yandı muhtemelen böylece. Ama kader ilahi tabi, bu ilme gerekiyor böylece. Bu inşallah cennette muhtemelenler ebediyen sonsuz aleminde muhtemelen böyle. Sonsuz aleminde böyle. Peygamberimizin kokusu almak muhtemelen, nur-u cemalini görmek muhtemelen. Hele peygamberimizin sohbeti olacak böyle cennette. Firdevs vardı. Firdevs. Sekiz cennet. En üstte o böyle. Arşın altında böyle. En büyük cennet. Firdevs cenneti böyle. Haberce bütün cennet ehli. Ey cennet ehli ahalisi böyle. Gelin bakalım. Hatim-i Enbiya'nın sohbeti var. Böyle. Toplamca bütün peygamberler muhtemelen. Ümmetiyle beraber. Bütün sahabeler, tabi'in, tebiyat. İnşallah biz orada olsun inşallah muhtemelen böyle. Geliş meydan muhtemelen böyle. Geliş meydan böyle. Kim bilir kaç trilyon insan olacak muhtemelen böyle. Olsa bu şekilde. Şimdi gözler bekliyor muhtemelen böyle. Tabi sahabeler, dünyada görenler, beraber bulunanlar tabi ölümde ayrılır. Epey bir zaman ayrılır böylece. Gözlere yaş şeyleri böyle, o yaş yok ama cennette gözü çok yok. Yok ağlama cennette muhtemelen böyle.
aşk ile böyle peygamber bekliyorlar böyle çıksın makam Mahmud. Makam Mahmud çıkardı böyle. Çıkacak oraya. Tabii görmeyene bizim gibiler bir görsek. Bir görsek de bu şekilde. Çıkınca yani cennet hava değişecek muhtemelen böyle. Yani cennetin süsü peygamber muhtemelen. Cennette peygamberle cennet oluyor bak muhtemelen böyle. Yani peygamber cennete bir şey yaramıyor muhtemelen ya. Yani cennette peygamberle cennet oluyor muhtemelen. Oluyor böyle ya. Peygamber bir görünce muhtemelen böyle. Habercek melekler işte Resulullah geliyor. Hatembe'ye geliyor. Deyince gözler orada böyle. Bir de oranın cennetin bir özeli var. Cennetin muazzam kalabalık kimi karşı insan bu şekilde hep Ali görüyor orada muhtemelen böyle. Cennete böyle. Yani burada uzakta kalan biraz zor görür. Bakar bu şekilde. Orada böyle. Yanındaki nasıl görüyorsa arkada Ali görüyor orada cennete böyle. Böyle. Ses de öyle muhtemelen böyle. Orada yok hapoller muhtemelen böyle. Devamlı çıkarıp oraya bu şekilde. Yanındaki da duyuyorsa oluyor böyle. Belki kimine kaç bin ışık yılı uzakta. O kadar büyük cemaat. Yani bin ışık yılı böyle. Işık yılı böyle. O kadar muazzam cemaat. Dağ taş yoktu böyle böyle. Orada cennete. Herkes aynı görecek. Aynısı işte muhtemelen. Kimse engel olmayacak burada muhtemelen böyle. Tabii cennete yer çekimi de yok. Yani ayağım uçtu, dizim şey yaptı yok böyle. Abdesti tazeleyin, tuvaletim geldi, o da yok muhtemelen böyle. Acıkmıyor cennette muhtemelen böyle. Ruh doyuz adamı muhtemelen böyle. Peygamber çıkacak oraya. Artık cennet olacak o zaman muhtemelen böyle. Peygamberler beraber muhtemelenler. Peygamber okuyacak ve onun yapacak tefsirini. Tefsir muhtemelen böyle. Yani biz anlayamadığımız, bilemedik muhtemelen böyle. Cennet hayatında Kur'an'ın hakaykını böyle. Perde arkası yapmıyor. O ilahi kelamın tabii sınırı yok. Sonsuz böyle Allah'ın kelamı böyle anlamı. Çünkü okuyan mesela sen meali efendim Kur'an bu diyor. Hayır Kur'an diyor muhterem ya. O gün kafasındaki o kelimeler. Allah kelamı diyor böyle. İnsan sözü onları böyle. Anlam Allah'ın kelamı böyle. Ya, peygamber hakikati gerçeği Kur'an'ın peygamber mahsumu böyle. Açık muhterem böyle. Kimi dünya yılıyla kaç bin yıl sürecek ama dünya yılı. Kaç bin yıl. Dünya yılıyla muhterem. Ama herkes böyle ruhsal böyle. Ruhsal cezbede, aşkta, muhabbette, gönülde, tatlı, zevkte muhtemelen böyle. Huzur ilahi böyle. Mutluluk doğrultan muhtemelen böyle böyle. O binlerce yıl devam edecek sohbet. Sanki bir dakika bir gelmeyecek muhtemelen böyle. Rabbim nasip edin inşallah ömrümüzde inşallah da işte. Hepimiz inşallah nasip etsin. Orada bulunmayı muhtemelen. Dinlemeyi inşallah verecek. Huzur tatma inşallah. Diyat-ı Aleyh Fatiha.